Her günümüz ayrılık, her gecemiz vuslat olur beyim. Seni kaybetmenin korkusu yüreğime öyle çökmüştür ki bazen sana kavuşmanın huzurunu yaşayamam. Bende ayrılık yoktur ki vuslat olsun Halime'm. Ben her daim seninleyim. Her daim huzurluyum. Sevda, gözlerin buluşması değil, gönüllerin bir olmasıdır. Bileğin bükülmesin. Yüreğin titremesin. Gözün arkada kalmasın Ertuğrul. Gönlün gamlanmasın. Gözün buğulanmasın. Aklın bende kalmasın.
Bu cihan mülkünün sultanı sensin. Bize emanet ettiğin her şeyin sahibi, hakikisi sensin. Sen ki emaneti en iyi muhafaza edensin. Obamı, otağımı, ailemi sana emanet ettim. Sen onları muhafaza eyle. Çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muzaffer eyle. Gel Kutluca, gel. Hayırdır Kutluca? Türkmen obalarına gönderdiğimiz alplerden haber vardır beyim. Ne derler? Üç obanın beyi bir olup Kuşluk Tepesi'ne ava gideceklermiş. Vasilius'un bunca ettiğinden sonra bu beylerin ettiğini hafsalamız almaz beyim. Bu iş içinde bir iş vardır. Sana danışalım dedik. Ertuğrul Bey, Vural rahat durmayacak dediği vakit haklıydı. Sırtını Vasilius'a dayamak yetmeyecektir ona. Ona destek olacak Türkmen beyler arar. Ural'la buluşmaya mı giderler dersin beyim? Bu beylerin tıyneti aynı Doğan. Hepsi Ural tabiatlılar. Belli ki buluşacaklar. Avbahane. Emrin nedir beyim? Biz olmadan av olmaz Kutluca. Eyvallah beyim. Belki bizim nasibimize de 3-5 tane hain düşer. Bana sadık alplerime söyle, hemen hazırlansınlar, yola çıkacağız. Bu işi bizzat ben halledeceğim. Emrin olur beyim. Nöbetçiler! Kazandaki boya hızlı karıştırırsanız rengi tutmaz. Yavaş olursanız da dibe çöker, boya boyalıktan çıkar. İmdivarın öteki kazanların da altına yakın, bugün boyaları bitirelim. Yenge. Müsaade edersen diyeceğim vardır yenge. Buyur Dündar Bey. Nedir mesele? Günyeli. Acar Bey'in kızdır diye hor gördüğün için içi yanar kızcağız. Bak Dündar. Anam da ben de bu kıza gönlünün düştüğünü biliriz. Bunun kokusu er ya da geç ayyuka çıkacaktır zaten. Abimin öğrenmesinden çekinemeyeyim sanırsın yenge. Seni böyle doldurup da bana gönderdiğine göre onun da sende gönlü vardır. Lakin Dündar, bilesin ki bu kızdan sana hayır gelmez. Yenge, sözlerin hayli ağırdır. Dündar Bey, sen sadece kendine hatun almıyorsun. Bu sadece senin meselen değil. Bey otağının huzurunu, bereketini, nice gelinlerin kaçırdığını görmedik mi? Kayobası neler çekti bunca vakittir? Bunu en iyi sen bilirsin. Doğru. Otağa gelin getireceğim vakit bu sadece benim meselem olmayacak. Ama
Bilesin ki sadece senin meselen de olmayacak. Gönül kırmayasın. O masum kızı suizan altında bırakmayasın. Müsaadenle. Hazırlıklar tamam mı Günkut? Emriniz üzere tüm hazırlıklar yapıldı beyim. O vakit siz önden yol alın. Gözümüz üzerinizde olacak. Emredersin beyim. Gel Çolpan. Yanlış bir vakitte gelmedim umarım. Bir yere mi gidiyordun? Malum düğün hazırlıkları. Dükkanları gezeceğim. Alacaklarım var. Öyle mi? Neler alacaksın? Aslında pek bir eksiğim kalmadı. Bazı kumaşları beğenmedim, onları değiştireceğim. Bunları mı değiştireceksin? Evet. Çok güzel halbuki. Neyini beğenmedin? Rengini beğenmedim. Biraz soluk kalıyor. Haklısın. Canlı renkler lazım. Hem tatlı telaşlar bunlar, öyle değil mi? Ben de güzelliğine güzellik katsın, mutluluğunuzun nişanesi olsun diye sana küçük bir hediye getirmiştim. Çok güzel. Çok güzel Çolpan. Çok teşekkür ederim. Eminim sana çok yakışacak. İyi o vakit. Ben seni daha fazla oyalamayayım. İşlerine dön. Minnettarım. Beyim, bunlar diyorum, tuzağına düşerler mi? Düşecekler Bamsı, düşecekler. Vasilius içeride de dışarıda da ona rahat olmadığını anlayacak. Beyim, o Theo denilen iblisin ümüğünü sıkacağım beyim, ümüğünü.
Teo'nun kanı sana ananın ak sütü gibi helaldir Bamsı. Hay yaşasın beyim. Hay yaşasın. Gayrı Bamsı coştu beyim. Anlaşılan o ki sultanımız fethi için geldiğinde karşısında savaşacak kefere bulamayacak. He beyim, Turgut Altbaşım doğru der. Sultanımız gelmeden kalenin içindeki askerleri tek tek tepeler o. Yetmedi kayı bayrağını burçlara diktik mi? Emir Saadettin hasedinden çatlar beyim. Halin Usta. Vasilius peşime iki kadın taktı. Ama buraya gelmek zorundaydım. Dükkanı da takip ederler, biliriz. Lakin ellerinde ispat yoktur. Ne oldu? Ertuğrul Bey'in hayatı tehlikede. Başında Ertuğrul Bey'in olduğu kervana Kurt Boğazı dedikleri yerde baskın yapacaklar. Merak etmeyesin Elena. Ertuğrul Bey'in Bamsı'yı öldürmeye kalkan o soysuzu yakalamak için oyun eder. Her şeyden haberimiz vardır. Elena. Sana bu kumaşı vereyim. Buraya neden geldiğini sorarsa düğün için kumaş almaya geldiğini söylersin. Bu has ipektir. Çin'de gelmiş. Elena. Ertuğrul Bey'in bundan gayrı çok dikkat etmeni söyledi. Bize verdiğin haberler Vasilius'u çok öfkelendirdi. Bu işi yapanı bulmak için her şeyi yapacaktır. Nefesleri ensemizdedir. O ölmeden ölmeye niyetim yok Dumrul. Merak etmeyin. Asıl siz dikkatli olun. Tanrı sizi korusun. Bu adam yaşar mı? Öldü sanırdım. Sen nereden tanırsın? Haçaturyan yaman bir altın ustasıydı. Babam Tekfur'ken birlikte altın çıkarmayı teklif etti. Babam yanaşmadı. Ertuğrul bu adamın iplerini saldıysa elbet bir bildiği vardır. Usta, cin görmüş gibisin. Ama öyle deme, olur mu öyle şey? Bir hatun gördüm, bir yerlerden tanırım. Ama bir türlü çıkartamadım. Hadi be ihtiyar kafa, hatırla, hatırla şunu.
Hatırla. Ya gelmediler, ya biz onları kaçırdık beyim. Dur hele dur. Ümidi kesmek için henüz erken. Onları gördüler beyim. Diğer alplere haber verin. Ardımızdan gelsinler. Gidelim. Yiğit Türkmen beyleri, istedim ki bir araya gelelim. Dertleşelim, derttaş olalım. Benim bu düştüğüm ahvale kimse düşmesin. Ben Candar Bey oğlu Ural. Babası elinden alınmış. Bir kafirin yanına sığınmak zorunda bırakılmış Ural. Niye bu zulümlere maruz kaldım? Bir adamın iktidar hırsı yüzünden. Ve bu hırs Çavdar Obası'nı ateşe atmıştır. Lakin çok yakında herkes bu ateşe maruz kalacaktır. Ural kardeş, bilesin ki seni misafir etmek bizim için şereftir. Çavdar otağı yoksa bizim otağımız yurdundur. Alplerimiz de emrindedir. Eyvallah. Bugünler geçecek. Ancak akıllı olursak, iş bilirsek, birlikte mücadele edersek, savaşırsak geçecek. Sana nasıl yardım edebiliriz Ural Bey? Mesele Ural Bey'in refahı değildir. Asıl sorun Türkmen obalarını Ertuğrul'dan nasıl koruyacağımızdır. Ertuğrul gittikçe güçlenmektedir.
Zindan arkadaşın gelir Bamsı. Ha baba benim gelir, gelir. Hem de nasıl da özlemişindir sen onu kardeş. Burnunda tüter kardeş, burnunda tüter. Gel hele İblis, gel hele. Gel de Türk'ün cihanının kaç arşın olduğunu göstereyim sana. Hadi kardeş, haydi. Senin bir bildiğin vardır Ural Bey. Öncelikle benimle misiniz? Zalimin yanında olmaktansa mazlumun yanında olmayı yeğleriz. O vakit sultanımızın tesis etmeye çalıştığı barışı korumak için birlikte çalışacağız, mücadele edeceğiz. Ertuğrul savaşarak devleti tehlikeye atarken biz sultanımızın yolundan çıkmamak için Haçlılarla savaşmayacağız. Ya ne yapacağız? Şimdilik gavurdan daha tehlikeli olan Ertuğrul'u durdurmak için mücadele edeceğiz. Benden haber gelene kadar sır olacaksınız. Hiç kimse ittifak içinde olduğumuzu bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Eyvallah. Eyvallah. Demek bize tuzak kurdun Ertuğrul Bey. Bu defa elimden kurtulamayacaksın. Gel bakalım taş kafa. Gel de kimin kime tuzak kurduğunu gör. Kendini zeki sanıyorsun ha. Hazırlıklı geldik buraya. Hepinizi geberttikten sonra sıra kaledeki casusun Helena'ya gelecek. Haydır Allah! Yettin benim, yettin! Stop! Stop! Stop!
Basilius kim olduğunu biliyor. Dur. İşler değişti. O bize lazımdır, öldürmeyesin. Benim Helena'yı vermişler. Ardımızdan gelen aktara haber verin. Kaçmasına izin vermeyin. Etrafını çevirin. Hadi! Beyim, bu tarafa gitmiş. Hayır. İzler derin değil. Buradan atı yollamış. O hala burada. Benimle gelin. Thank you.
kabilin olacağım Aliyar. Beni buna mecbur ettin. Ertuğrul'un kuyruğuna yapışıp bana, ağabeyine el kaldırdığım vakit bugünü yaşayacağımızı biliyordum. Hırsının seni nereye götüreceğini bilirdim. Lakin kefenin kalesine sığınıp törünü çiğneyeceğini düşünmedim bile. Aliyar, hakkım olanı almak için her şeyi yaparım. Bilesin ki alacağım. Gittiğin yol, yol değildir. Kardeş kanı dökecek çirkef bir onun içinde debelenir durursun. İhanetinin bedelini çok ağır ödeyeceksin. İhanet mi? Demek utanmadan ihanet dersin ha? Benim olanı benden çaldın. Demek ki elini kana bulamaya hazırsın. O vakit gel de al, gücün yetiyorsa. Yazıklar olsun sana. Sen bir hainsin. Allah'ım beni affet. Ne oldu? He? Kapanmayan yaraların mı acıdı Aliyar? Şimdi ben senin o yaralarını kapayacağım. Vasilios Helena'ya etmediğini bırakmaz. Kurban olam. Bir hal çaresi bulasın beyim. Düşünürüm Bamsa, düşünürüm. Hele bir dur kardeş. Vasilios, Yağız ile gönderdiğim haberi Helena'ya söylemiş olmalı. Belli ki Helena'dan şüphe eder beyim. Vasilios, askerleri öldüğü için Helena'yı sorumlu tutacak. Beyim, o vakit gidip kaleyi başlarına yıkalım beyim. Başkaca yolu yoktur. Kaleye yaklaşmadan hepimizi öldürürler kardeş. Kardeş böylece duracak mıyız kardeş? Helena bizim için, adalet için ölümü göze almıştır kardeş. Kalenin ardında kaderiyle baş başa mı koyacağız kardeş? Hele dik durasın Bamsı. Helena'yı Vasilios'un eline bırakmayacağım. Bilirim beyim, bilirim. Lakin ne edeceği diyesin beyim. Helena'nın kurtuluşu bizim kaleyi basıp onu kurtarmamızda değil, Yağız itinin elindedir. Nasıl beyim? Vasilios, başından beri Yağız'ı bildiğimi, onu kullandığımı öğrenirse, bunun benim bir oyunum olduğunu anlarsa, Helena'dan şüphe etmeyecektir. Çaldır obasına gidip Yağız'a son bir vazife daha vereceğiz. Alpler! Çaldır obasına!
Beyler! Ardına yamandığınız adam benim kardeşim değil, düşmanımdır. Bilesiniz ki ona dost olan çavdarlara düşmandır. Sen ne dersin Ali Er Bey? Biz kimin ardına düşmüşüz? Ural'la iş tuttuğunu bilirim Afşin Bey. Siz ancak felaketinizi hazırlarsınız. Biz kimsenin ardına düşmeyiz. Ancak obamızı yüceltmek için çalışırız. Ne dediğini bilesin Ali Er Bey. Size diyeceğim son laf budur. Bundan gayrı konuşmam, yaparım. Bir dahakine ava giderken avlanırsınız Afşin Bey. Ural'a dost olan Ali Er'e düşmandır. Aklı yeten o haini tutup bana getirir. Gücü yetense karşıma çıkar.